Parkın yıkılması için gelen iş makinesinin önüne oturarak engelleyen ve adı parka verilecek olan Kıymet Teyze Parkı'nda mahalleli bugün de yeşil alanlarını korumak için piknik düzenledi. 1. Murat Mahallesi'nde yer alan parka genci yaşlısı her yaştan yaklaşık 50 mahalle sakini evde kendi hazırladıkları kumanyaları alıp çimenlerin üzerinde kilimlerini sererek piknik yaptı. Mahalle sakinleri daha sonra gitar çalan üniversite öğrencilerinin şarkıları eşliğinde eğlendi. Söz konusu parka inşaat yapılmaması için idare mahkemesine başvuran ve mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alan mahalleli sakinlerinden Süleyman Sır, "Bugün buradaki amacımız yeşili korumak, birlik ve beraberlik dayanışmamızı göstermek, bir duruş sergilemek, bir irade sergilemek ve bunun tüm Edirne'ye örnek olmasını sağlamak. Bugün bunun için buradayız." dedi. Burada bildiğiniz gibi yeşil alanımıza sahip için bir duruş sergiledik, bir tavır sergiledik. Ve bu tavır Edirne halkınca benimsendi. Edirne'nin ileri gelenleri, basın mensupları yanındaydı, yeşilin yanındaydı, doğanın yanındaydı. İşte biz bu duruşumuzu paylaşmak için bir araya geldik. Paylaşmak, dayanışmak, kentimize sahip çıkmak, parklarımıza, bahçelerimize sahip çıkmak, parklarımızın, bahçelerimizin ranta kurban gitmemesi için birlik, beraberlik içerisinde olmak ve bunu herkese göstermek için bir araya geldik. Parkın hemen karşısında oturan Nilay Altan, "Biz inşaatı istemedik zaten. Biz istedik yeşil alan olsun, çocuklarımız rahat etsin. Büyüklerimiz var, gelip oturuyorlar burada. Sökmüşler buradaki sandalyeleri, bankları. Biz de kendi sandalyelerimizi getirdik." diye konuştu. "Biz inşaatı istemedik zaten. İstedik yeşil alan olsun, çocuklarımız rahat etsin burada. Büyüklerimiz var, rahat etsin. Gelip oturuyorlar, dinleniyorlar burada." Nevin Uçan, "Gençlerimizi istiyoruz buraya. Gençlerimiz geliyor, onlar çalıyor, söylüyor. Biz de yaşlılar onlarla beraber. Onun için gençleri düşünerek, yaşlılarımızı düşünerek bu yeşil sahamıza karışmasınlar. Yoksa bizi önlerinde bulurlar." şeklinde konuştu. Yine mahalle sakinlerinden Ayşe Adaş ise, "Biz Edirne'deki yeşil alanların korunması için mücadele ediyoruz." dedi. Parktaki çocuk oyun üniteleri sökülmeden önce oynadığını söyleyen küçük İrem Doğa Yılmaz, "Çay bahçesi olabilirdi burası. Annemlerin oturabileceği salıncaklar olabilir. Kaydıraklar olabilir burada. Çocuklar eğlenebilir. Bir de deprem olduğunda buraya kaçabiliriz." dedi. Burada çocukların oynayabiliriz. Burada park olmaz. Çay bahçesi olabilir annemlerin oturacak diye. Çocuklar eğlenebilir. Bir de deprem olduğunda buraya kaçabiliriz. Biz tüm Edirne'deki yeşil alanların korunması için mücadele ediyoruz. Sadece burası değil, tüm Edirne'de yapılaşmanın bazı çok kötü olduğunu görüyoruz. Bir de küçücük yeşil alanlarımızın yok edilmesi bizi çok üzüyor. Bu yüzden tüm Edirne içinde mücadeleye devam edelim. Edirne'nin yeşilini korumak için Çevre Derneği'nin etkinliği, Kent Konseyi'nin etkinliğiyle ilgili mücadelelerimiz devam ediyor. Geçmiş başkanımız kendi imar planlarında, yaptığı imar planlarına uymayıp Edirne Yeşili'ni, park alanlarını imara açıyordu. Geçmiş dönemlerde yapılan etkinliklerle mahkemeye verildi. Bölge İdare Mahkemelerinden davalarımız kazanıldı. Diğer yeşil alanları kurtardık ama daha kurtarmamız gereken pek çok bahçemiz, yeşil alanımız var.